Yunanistan'a bakalım. Efendim e, Başbakan Çipras'ın Türk medyasına da yansıyan demeçleri var da e, Çipras'ın her sözünün o kadar ciddiye alınmaması gerekiyor. Çipras'ı epeydir izlediğimiz için az çok tanıyoruz. Aslında söylediği de şöyle yani e, kendi sınırları içinde kalıyor. Belli bir çizgiyi aşmıyoruz. E, karasularımızı artırabiliriz, sınırı artırabiliriz, karasularımızı genişletebiliriz. Bu Yunanistan'ın hakkıdır diyor. O kadar. Bunu bir durumun teyidi olarak söylüyor. Yoksa yapacağız, o konuda yapacağız tabii ki gibi bir niyet beyanı değil de bir temenni şeklinde onun okunması lazım. Çünkü çok iyi biliyor. Öyle bir hareket doğrudan savaş ilanı demek, savaş durumu demek yani artık uyarısı kaç yıl önceden yapıldı. Bunun Çipas'ın şahsıyla da ilgili bir e, alakası yok. Yani Çipas'ın şahsına herhangi bir şeyimiz yok. Yalnızca her kim ki Yunan Karasuları'nın 6 milden 12 mile çıkmasına karar verir ve icraata geçer o zaman diye bir madde var. İsim yok muhataplar arasında. O yüzden Çipas'ın üzerine almasına gerek yok. Kendi şahsına yönelik bir hareket değil. Yalnızca genel bir uyarı. 6 mil 6 mil bile Ege'de birçok yerde tartışmalı. Dar alanlarda altı falan da aslında geçerli değil. Onların görüşmeler yoluyla çözülmesi lazım. Yunanistan'ın onu bilmesi lazım ama bu işte e, Koçiyas'ın, Kamenos'un böyle alakasız siyasetçilerin kışkırttığı bir durumdu. Ve e, Ege'de özellikle nazik durum ortamda böyle işte 12 mil falan lafları etmenin pratik faydası yok. da bir faydası yok uygulanabilir bir şey değil ama nedense böyle arada sırada bunu konuşmak hoşlarına gidiyor. Bu arada e, dün Kamenos, Kamenos'un her konuşması bir skandal tekrar. Çiprası ayakta tutan aşırı sağ hükümetin, aşırı sağ partinin lideri maalesef savunma bakanı e, mecliste kalktı dedi ki Türkler dedi ilk kez Atina hava sahasına girmek için beyanda bulundular, bildirimde yap, bildirimde bulundular. Bu bir ilktir ve de iyi bir şey oldu falan. Tümyle yanlış anlamış. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklaması var bizim. Ee, şöyle, 6 mil olarak Yunan karasularını ve hava sahasını üstü de onun hava sahası oluyor. Nerede karasuyu bitince hava sahası da orada bitiyor. Karasularını ve hava sahasını 6 mil olarak tanıdığımız için bunu teyit için e, Atina Kontrol Kulesi'ne bildirimde bulunduk. Biz geliyoruz 6 mil şöyle geçeceğiz böyle geçeceğiz diye. Ama tekrar onun maksadı 6 mil sınırının teyit edilmesiydi. Kamenos bunu tümüyle yanlış anlamış. Ah, Türkler beyanda bulunmaya başladı falan. Hayır ihtilaflı yerlerde zaten bir beyan falan söz konusu değil. Zaten e, Türkiye uçacağı yerde uçuyor da o bildirim tekrar 6 mildesiniz demek Sayın Kamenos. Onu siz anlamamışsınız. Bunu bildirelim. Sonra baş